Çalışıyor İstanbul'da tabii. Altılı Masa bu konuyu değerlendirdi ve her parti kendi çalışmasını yapma kararı aldı. Biz bu milletin tek kendisiyiz. Hazırız Türkiye. Bundan 5 yıl önce Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Değişiklik yeni uygulamaları da beraberinde getirdi. Onlardan biri de bakan olacak kişilerin aynı zamanda milletvekili olamaması. 2018 seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti hükümetinden 4 isim bakan olarak gösterilince milletvekilliğinden istifa etmek zorunda kaldı. Bu istifalar sonrası AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı azaldı. 293 koltuğu bulunan AK Parti'nin 4 ismin istifasıyla sandalye sayısı 289'a düştü. Şimdi partiler 2023 seçimlerine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanının milletvekilleri arasından bakan ataması durumunda vekillikleri düşürülecek kuralı bu seçimler için de geçerli. Peki bu noktada partilerin bir çalışması olacak mı? Seçimi kazanacak olan parti sandalye kaybetmeyi göze alarak milletvekillerinden biri ya da birilerini bakan olarak mı atayacak? Yoksa bakanlar meclis bünyesi dışından mı seçilecek? Partiler bu çıkmazı nasıl aşacak? TV 100 editörü Betül Araz'ın muhalefet kulislerinden edindiği bilgiye göre Altılı Masa toplantısında bu konu gündeme geldi. Ancak ortak bir karar çıkmadı. Her parti kendi çalışmasını yapma kararı aldı. Aynı zamanda bakanlık için ismi geçen kişilerin de milletvekili olmaması gerektiği konuşuldu. Gerekçeleri mecliste sandalye kaybetmemek. Ancak bunun bir takım riskleri de var. Altılı Masa seçimi kazanamazsa bakan olarak düşünülen kişi ne bakan olabilecek ne de milletvekili. Aslında galiba mesela biraz önceki espri yüzümüzü güldürdü. Demek ki bizim ortadan kabak gibi ortadan ikiye ayrıldığımız bu süreçte siyasetçilerimizin, büyüklerimizin, bir anlamda toplumu temsil eden kanaat önderlerimizin adı üstünde vekillerimizin, milletin, bizlerin vekillerinin daha sempatik, daha hoşgörülü, daha sevgide buluşan, yıkmayan, yapan, muhalefet ederken de onu düzeltmek için muhalefet eden, iktidarda bir şeyleri yoluna koymak için dinleyen, yani buna ihtiyacımız var. İşte bunu anlıyoruz. Bakın küçücük bir espri hepimizi gülümsetti. Dolayısıyla bu galiba daha kucaklayan bir sürece geçmemiz için lazım. Mizah iyidir, mizah güzeldir efendim. Şimdi Altılı Masa diyeceğiz. Altılı Masa liderleri 26 Ocak'ta eli kulağında 6 gün kaldı. Bir araya gelecek. 11. kez toplanıyor olacaklar. 10. toplantı epey uzun sürmüştü. Şimdi artık 11. toplantıya çok şey atfediyoruz. Ne mesela? Efendim 11. toplantıda artık aday belirlenir mi noktasına geldik. Efendim İYİ Parti'nin ev sahipliğinde kurulacak masa haliyle ev sahibi Meral Akşener şimdiden ön görüşme turuna çıktı. Notlarını biriktiriyor ve o notların arasında neler var? Biz çok merak ediyoruz. Mesela aday konusu var mı? Bakalım. Önümüzü açar mısınız? 26 Ocak'taki altılı masa buluşması öncesinde Akşener liderler turuna çıktı. İlk adresi Gelecek Partisi'ydi. Ahmet Davutoğlu Akşener'i kapıda karşıladı. İki liderin görüşmesi 2 saat sürdü. Bir açıklama olmadı. Akşener hemen ardından Celal Bayar Köşkü'ne geçti. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal da onu kapıda karşıladı. Yüzler gülüyordu. Ancak liderler yine açıklama yapmayı tercih etmedi. 26 Ocak'taki altılı masa buluşmasının ev sahibi İYİ Parti olacak. Akşener yarın da CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Saadet lideri Karamollaoğlu'yla bir araya gelecek. Babacan görüşmesi pazartesiye bırakıldı. Son günlerdeki çıkışlarıyla masada rahatsızlık yaratan Babacan seçimlere ilişkin konuştu. 14 Mayıs tarihi için meclis karar almazsa Erdoğan aday olamaz dedi.